Kalk kalk kalk. Milletin karısına kızına sorulursa olacağı budur. Hak ettin sen, hak ettin. Yalan. Yalan diyor be. Yalan. Gözüme bineceğim ben. Hadi, hadi dağılın, hadi. Bak çocuklar, siz onun büyüğünde dışarıysız bir yol verin. İyi misin? İçimdeki bu sıkıntının sebebi. Aa, hatırladım, eve varınca kendimi öldürecektim. Şimdi rahatladım. Ali'yim ben. Bir Ali vardı Manisa'da. Yok, buralıyım ben. Merak etme, kimse görmedi. Ona bakmadım ya. Ya şurada başında dikilen birkaç gerizekalı dışında kimse görmedi. Boş ver. İnsanlar eğlence arıyor zaten. Hadi eyvallah. Dur. Ağzında kan var. Bunu umursuyorsundur herhalde, değil mi? Hadi gel, benim ev yan tarafta. Şu ağzındaki kanı silelim, hadi. Sen otur, ben şimdi geliyorum. Nasıl oldu? İşten dönüyordum. Karşıdan gelen kadının tekik takıldı gözüme. Tanıyorum sandım. Hı hı. Benim hiçbir kadınla tanışıklığım yoktur aslında. Yanındaki adamı görmemişim. O da geldi yumruk attı işte. Hepsi bu. Şerefsiz. Yanlarında kadın oldu mu aslan kesilirler. Seni dişine göre bulmuş. Çelimsizim ben. Çocukken çiroz derdi babam. Kızardım. Ama ona kızmadım. Oldu. Neyse, gideyim ben. Otursaydın. Su falan vereyim mi? Hadi eyvallah. İyi. Aldırma. Aldırdığım yoktu, çıktım. Bu vapurlar, bu köprüler. Bunlar ötekiler içindi, ben başkaydım. Sen başkasın derdi öğretmen. Yüzünde belli belirsiz pis bir gülüşle. Değil mi filozof diye sorardı. Ötekiler gülerdi. Çın çın öterdi sınıf, utanırdım. Gel bakalım. Yine utanıyordum kira isteyen bu yıpranmış elin arsızlığına. Aslında alışmış olmam gerekirdi ama olmuyordu. Her ayın birinde ayağına beklerdi kiraları. İki yüzlüğü bıraktım eline. Bu ara sürekli seninle ilgili şikayet alıyorum. Yan odamdakiler... Al bakalım, hakkımmış gibi ye demişti patron aylığımı verirken. Tam o zaman mı istemiştim ölmeyi yoksa? Ateş böceğinin sözü o zaman mı takılmıştı aklıma? Bütün dünya bana bir yaşama borçlu. Gidebilirsin.
Sonunda odamdayım. Perdeler inik. Loş. Bir de kapım kilitli oldu mu kendi ülkemdeyim burada. Büyük eksiklik. Ustalık üst üste kocaman yapılar dikmekte değil, odaların tavanına sağlam halkalar çıkmaktaydı. En iyisi zehir içmekti aslında. Ama şimdi tekrar dışarı çıkıp onların arasına girmem gerekecek bunun için. Ulan sağ ayağın altı parmaklıymış senin be. Yalan derdim. Ayakkabımın bağına uzanırdım. Katıla katıla gülerlerdi. Şaşırır kalırdım. Sen başkasın. Derdi öğretmen. Sınıf çın çın öterdi. Hey Çiroz, temize çek şunu. Çiroz bendim. Bu suratlığım be. Vazgeç korkak kadınlar. Çağımızın öncüsüydüm ben. Ötekiler kapımı kırınca ne yapacaklar acaba? Ev sahibi kesin sinirlenecek. Önce şu duvara kara boyayla kocaman bir yaşanmaz yazacağım. Ben Ali'yim demişti. Kolumu tutmuş, üstümü başımı silkiyordu. Ötekilerden biri değildi. Yüzümü silerken ki bakışı vardı. İçimde bir eziklik, kudurgan bir sevgi büyüdü birden. Kafamda her şey yerli yerine oturdu. Nasıl oldu dudağın? Acıyor mu hala? Daha iyi sabaha göre. Aklıma geldikçe sinirim bozuluyor ya. Boşver. Ne yaptın bugün? Hiç. Her zamanki gibi bir gündü işte. Sen? Biliyor musun? Seviyor beni. O mu? Hı. Sarışın mı o kız? Sarışın. Bak ne yaptık bugün? Sarhoş olduğu belliydi. Sabah Üsküdar sahilinden vapura bindik. Bu kadın sevmezdi onu. Martılara simit atmaya başladı. Ödevini yaptırıncaya kadar adamın gözünün içine bakan, sonra ötekilerle birlikte gülen benim tanıdığım o sarışınlardan bambaşka biri miydi bu? Değildi. Sevmiyordu onu, aldatıyordu. Aldandığını anladığı zaman nasıl üzüleceğini biliyorum. Konuş bakalım, konuş. Hiç değilse sen mutlu gideceksin. Daha sonra asıl akşam her şey benim kafamda kurduğum gibi geçecek. Değişmez artık bu. Üstümü silkmişti. Pisliğin içinde işi yoktu onun. Neyin var senin? Hasta mısın? Yo, iyiyim. İyiyim. Bak ne diyeceğim. Ben şarap aldım gelirken. İçeriz değil mi? İçeriz, içeriz.
Şimdi kendimi öldürebilirim.